Bender'den herkese iyi akşamlar. Sektör söyleşilerimizin 8.sinde bir cumartesi akşamı yine sizlerle beraberiz. Bugün akşamki konuğumuz uygulama sektöründen sevgili peyzajcı yüksek mimarı Ahmet Mithat Erdoğan. Kendisi benim Çukurova Üniversitesi'nden uzunca yıllardır dostum olur. Dolayısıyla kendisinin de uzun yıllardır yapmış olduğu peyzaj uygulamalarında bugün akşam TOKİ'de peyzaj uygulamalarını kendisiyle konuşacağız. Sektör söyleşilerimiz her cumartesi devam ediyor biliyorsunuz. Bugün akşam da uygulama sektörüyle devam edeceğiz. Öncelikle sevgili Ahmet, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, merhaba Mustafa'cığım. Nasılsınız Çok diye. teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sizin nasıl gidiyor pandemide işler? Valla işte bir yanda pandemiyle, bir yanda şantiyeler. Yani gidip gidip geliyoruz abi, korkuyorlar. Şantiyeler çünkü hep şehir dışında. Şu anda Evet. 4-5 tane şantiyemiz var. Yani bir yandan İzmir'e gidiyoruz, Çorum'a gidiyoruz, Yozgat'a gidiyoruz, Aksaray'da var. Şimdi yeni bir Evet. projemiz olacak Mersin'de. Yani Evet, onların pandemi hepsini beraber konuş. zor oluyor açıkçası. Evet. Çünkü hep korkarak gidiyoruz ve yani hayırlısı diyoruz. Yapacak bir şey yok. İşimizin başındayız sonuçta. Evet, onların hepsini konuşacağız biraz sonra süreç içerisinde. Bu arada yayınımız YouTube'dan canlı yayınlanıyor. YouTube'dan bizi izleyen bütün konuklarımıza da sevgili Ahmet Mithat Erdoğan'a TOKİ ve uygulamaları konusunda soruları varsa onları da iletmelerini rica ediyoruz. Herkes tekrar hoş geldi. Şöyle başlıyoruz bütün programlarımıza. Öncelikle konuğumuzu tanıyacağız. Biz tanıyoruz ama tanımayanlar için. Ahmet Mithat Erdoğan kimdir? Fitopark peyzaj nerededir? Ve bize kendini tanıtarak başlayalım istersen. Şimdi her şeyden önce sevgili meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve sevgili arkadaşlarım, Mustafa bizi burada bir araya getirdi. Evet, konumuz TOKİ uygulamaları ve TOKİ'de peyzaj uygulamaları. Ben 1988-92 yılında Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünü bitirdim. Ardından 92-95 yılında sevgili Muzaffer, Profesör Doktor Muzaffer Yücel'le yüksek lisans eğitimimi yaptım. Daha sonra 1998-2000 yılında da yine Çukurova Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde tesis yüksek lisans bitirdim. Tam 2000 yılında okumayı bitirdim demiştim ama rahat durmadım. 2016 yılında üniversite sınavına girdim. Ve çok okumak istediğim mimari restorasyon bölümünü okudum Akdeniz Üniversitesi'nde. O da çok keyifli bir bölümdü. Gerçekten onda da çok değişik şeyler öğrendik. Yani her mesleğin kendisine özgü bir ilkesi var, duygusu var. Mimari restorasyonda da biz nasıl doğayı koruyorsak, onlar da geçmişi koruyorlar. Çünkü geçmişi bilemezsek geleceği planlayamıyoruz. Bu ilke çerçevesinde çok güzel bilgiler aktardılar bizlere, öğrencilere yani. O da çok enteresandı benim için. Eğitim durumumuz böyle tamamlanmış oldu. İnşallah bundan sonra bir daha okur muyum, okumaz mıyım bilmem ama okumak benim için de bir ukde olduğu için her an okuyabilirim yani. Evet. Güzel. Peki Fitopark ne zaman kuruldu? Fitopark'tan biraz bahsedelim. Yani firma benim bildiğim, Adana'dan bildiğim, Adana'da kuruldu ama hala devam ediyor. Uzunca da bir geçmişi var. Tabii. Dolayısıyla biraz ondan da bahsedebilir miyiz tanırken? Yani Fitopark Peyzaj Mimarlığı'nı 1996 yılında Necmettin Çıragiloğlu rahmetli onunla beraber ortak olarak kurduk. Ve uzun yıllar yani şu döneme kadar da Fitopark Peyzaj Mimarlığı'nı devam ettirmekteyiz. Fakat benim 38 yıllık bir Ankara, Adana yaşamım vardı. Adana'dan sonra 12 yıl Antalya'ya ikamet etmek zorunda kaldık diyelim. Yani şu anda da Antalya'da ikamet ediyoruz. Yani bu bağlamda Fitopark'ı Adana'dan alarak Necmettin abiyle ayrıldıktan sonra kendim Fitopark Peyzaj Mimarlık şirketini devam ettirdim. Yani Fitopark Peyzaj Mimarlık ilk etaplarda 2000 tabii 2000 yılına kadar hem okuyup hem okuyup hem çalıştığım için biraz sıkıntılı oluyordu. Özellikle işletme master'ı yaparken. O yüzden işleri biraz rölantiye alıp daha ziyade okulu tamamlayıp okuldan sonra tekrar
piyasaya girerim düşüncesiyle 2000 yılından sonra daha aktif olarak peyzaj işleri Adana'da yapmaya başladım. Evet, aslında bu 2000'le benim de bildiğim kadarıyla ve daha önceki sohbetlerimize dayanarak bu 2000 ile 2005 yılları arasında Adana'da beraber Peyzaj Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde de görev de yapmıştık. O dönemde Adana'da geçmişi çok eskiye dayanan ruhsat projeleri ve bu projelerde gerçekten ofislerimiz sürekli çalışırlardı. Ama Fitopark'ın yani Ahmet Mithat Erdoğan'ın aslında bu söyleşi konumuzun da başlığı olan TOKİ ve TOKİ uygulamaları ve TOKİ ile ilk buluşma nasıl başladı? İsterseniz oradan devam edelim. Şimdi TOKİ'ler nasıl oldu? 2000 yılından sonra biz işte piyasada, Adana piyasasında peyzaj, çevre düzenleme işleriyle ilgili işte böyle ufak çaplı işler alıyorduk. Yani çok büyük çaplı değildi. İşte birkaç villa bahçeleri, işte ruhsat projeleri, ondan sonra fabrika bahçelerindeki tadilatlar. Öyle olunca böyle bir keyif almıyordum. Yani birazcık daha işlerin daha böyle yoğun olması, daha böyle büyük olması bazında arayışlar içerisindeydim. Bu sırada şeyler arası yaptığım seyahatlerimde hep bu toplu konutlarının yol kenarlarına asılmış tabelalarını görüyordum ve bunların hepsinin altında işte şu kadar konut, toplu konut işi ve çevre düzenleme işi diye yazıyordu. Ya diyordum, bu çevre düzenleme işi benim işim. Yani ben niye bir gideyim bunlarla görüşeyim dedim. Ve 2005 yılında biz TOKİ'lere öyle ya da böyle bir şekilde bulaşmış olduk. Bu bağlamda şeyi açacak olursak, yani referanslarımızla ilgili bir İsterseniz paylaşım yapabiliriz. Onu ekrandan görelim. Çünkü benim bildiğim epeyce bir uygulama var. şimdi bizim evet. Görebiliyor muyuz Mustafa? Evet. Bir PDF dosyası açıldı. Ben 2005 yılında önce TOKİ'lerde projecilikle başladım. Yani TOKİ projeleri çiziyordum. Bu 2005 ve 2007 yılları arasında aktif olarak projeciliğe devam ettim. Daha sonra bu projelerini yaptığım firmalar, ya bizim uygulamalarımızı da yapabilir misiniz? Bunlara teklif verebilir misiniz diye beni uygulama tarafına çektiler. Ve uygulamanın baktım ki uygulama bana göre bir iş. Böylelikle ben yavaş yavaş uygulama işlerine başladım. Yani bizim TOKİ ile proje ve uygulama tarihimiz 2005 yılında başlayıp abi yaklaşık 2020 yılına kadar 15 yıl içerisinde 15 yıl içerisinde tam tamına 158 tane konut TOKİ şantiyesi yapmış bulunmaktayız. Bu da ya ortalama yani yılda 10 tane TOKİ şantiyesine denk geliyor. Gerçekten de yani bu 10 tane şantiyeyi ortalama olarak uygulamalarını birebir yapmış bulunuyoruz. Şimdi geçen sen de söyledikten sonra benim hep aklımda vardı. Yani biz bu TOKİ uygulamalarında ne kadar yer yaptık diye kendimi hep merak ediyordum. Sen bu teklifi yaptıktan sonra oturdum. Bu konuyla ilgili yaptığınız yerlerin şu yanlarda yazan metrekareleri topladıktan sonra gördüm ki bu 15 yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon metrekare yer yapmışız. Ve toplu konutların belirli bir standartları vardır. Mesela bitki dikim standartları vardır. 10 dönüme 250 tane yapraklı, 400 250 tane ibreli, 400 tane yapraklı, 500 tane de çalı dikilmesi konusunda bütün projelerde şey vardır. Kural vardır. Yani bu kuralı da baz aldıktan sonra biz bu 3 milyon metrekare çim alanı yaparken yaklaşık 200 bin tane fidan dikmişiz ve 150 bin tane de çalı dikmişiz. Yani bu da muazzam bir rakam gibi geliyor bana. Çünkü neden? Yani biz gerçekten doğaya bir şeyler katıyoruz. Yani yeşil alan olsun, bitkiler olsun, bitkilendirme olsun. Bu konuyla ilgili
Bu yüzden TOKİ projelerini gerçekten çok fazla önemsemekteyim. Aynı zamanda yani TOKİ projelerinde bize mesleğimizi yapma açısından bir fırsat tanımış oluyor. O yüzden mesela peyzaj projeleri önümüze geldiği zaman ne güzel, bütün üniversite hayatımız boyunca gördüğümüz her şeyi o projelerde bir bir görebiliyoruz. Yani projeleri çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ondan sonra bir ekipler oluşturduktan sonra da o projelerin uygulamalarını çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Evet, şöyle ben bir taraftan da YouTube'dan, buradan yan taraftan gelen yorumları ve soruları takip ediyorum. Onlar geldikçe de size ileteceğim. Deminki o tabloda, bu arada Oğuz Yılmaz hocamız, BEMDER ikinci başkanımız, Ankara Üniversitesi'nden iyi akşamlar, verimli bir söyleşi diliyorum demiş. Yine Rüya Yılmaz hocamız iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Tuğba ve Sümeyra da Bartın Üniversitesi'nden öğrencilerimiz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Deminki referanslarda şunu gördüm. Biz TOKİ deyince hep aklımıza aslında adında da toplu konut geliyor. Ama oradaki referanslarda gördüğüm kadarıyla okul bahçeleri, işte cami ve benzeri yakın çevresi ya da üniversite kampüsleri gibi, hastane bahçeleri gibi farklı farklı uygulamalar da var değil mi? Yani TOKİ aslında sadece konut yapmıyor. Tabii tabii. TOKİ kesinlikle sadece TOKİ konut yapmıyor. Mesela ben stadyum yaptım. Gaziantep 33 bin kişilik stadyumunun çevre düzenleme uygulamasını yapmıştım. Yani TOKİ'nin bünyesinde işte özellikle yurtlar, hastaneler, konutların yanı sıra yurtlar, hastaneler, işte dediğin gibi stadyum projeleri ve şimdi de yeni dönemlerde artık bir de millet bahçelerini soktular bu TOKİ projelerinin arasına. Yani bunların hepsi sonuçta yapılan inşaatların çevre düzenlemesinin belirli bir firmalar tarafından uygulamaların yapılması da gayet bizi destekleyen projeler oluyor yani. Mustafa evet Hocam. Yani şunu düşündüğüm zaman yani 15 yılda yılda 10 tane proje, eğer bu sadece fitopark olarak sadece Ahmet Mithat Erdoğan'ın yapmış olduğu uygulamalar ise bunun gibi yüzlerce daha uygulama var. Dolayısıyla bu aslında meslektaşlarımız için bir yandan bu projelerin çizimi aşamasında müşavir firmalarda, bir yandan müteahhit firmalarda, bir yandan da uygulayıcı firmalarda aslında peyzaj mimarları için çok geniş bir çalışma sahası. O anlamda da önemli aslında TOKİ'lerin bir yandan varlığı. Başka tartışmalar var TOKİ'lerle ilgili ama bugün akşam bizim konumuz gerçekten peyzaj mimarlığı uygulamalarında TOKİ ve TOKİ'lerdeki uygulamalar. Onunla da ilgili sorular geldikçe de ben de yine iletmeye çalışacağım. Bu arada Onur Tekin Bilgen iyi akşamlar demiş. Kendisini çim sektörüyle ilgili sektör söyleşilerimizden bir tanesinde de ağırlamıştık sanırım. Kendisini de çok ilgilendiren bir konu olduğu için TOKİ'ler. Onun da TOKİ'lerde uygulamaları vardı. Şu an aramızda, hoş geldiniz diyorum ona da. Peki şöyle bir şey sorsam. Yani TOKİ'lerde süreç nasıl ilerliyor? Bilen biliyor aslında bunu meslektaşlarımızdan ama bizim öğrenci arkadaşlarımız var. Şu an önümüzde Haziran ayında mezun olmayı düşünen ve kendisine bir çalışma alanı aralamak isteyen öğrenci arkadaşlarımız var. Kimi tasarımcı, ofislerde tasarımcı olmak istiyor ama kimi de gerçekten uygulamacı olmak istiyor. Bir yandan da demin siz fidanlardan bahsettiniz ki bu rakamlar korkunç rakamlar aslında ve ülkemizde bu fidanları bulabiliyor muyuz? Onu da belki ilerleyen aşamada konuşacağız. TOKİ'lerde peyzaj projesi aşamaları ya da bu süreç nasıl oluyor? Yani siz peyzaj uygulamalarını fitopark olarak nasıl alıyorsunuz? Şimdi biz tabii peyzaj uygulamalarını biz direkt toplu konuttan almıyoruz. Şimdi toplu konut projeleri ihaleye çıkarıyor. Bu ihaleye bir takım firmalar, müteahhit firmalar bu ihalelere giriyorlar ve bu ihale sonuçta bir tane müteahhitte kalıyor. Şimdi burada özellikle şeye bakacak olursak mesela şuradan evet mesela toplu konutlarda ilk etapta bu ihaleyi alan müteahhit eline özellikle peyzaj düzenlemesiyle ilgili, tabii bu bizim sadece bizi ilgilendiren tarafı. Şimdi bu Mersin ilindeki bizim önümüzdeki ay başlayacağımız projenin
mahal listesi. Bu mahal listesine göre toplu konut bu mahal listesini ihaleyi kazanan firmaya veriyor ve diyor ki işte ben senden adım adım bunların yapılmasını istiyorum diyor. Burada müteahhit firma orada neler yapacaksa hepsini kalem 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 kelime kelime yazıyorlar. Ya işte burada şimdi iki türlü şey var mahal listelerinde. Bir yapısal peyzaj düzenlemeleri, bir de bitkisel peyzaj düzenlemeleri. Fakat bazı projelerde aynı zamanda yani bu özel projeler oluyor veya projenin niteliğine göre değişebiliyor. Sulama projeleri de istiyorlar. Yani mesela özellikle hastanelerin hemen hemen %80-90'ında otomatik sulama istiyorlar. Okullarda, yurtlarda, camilerde de otomatik sulama istiyorlar. Bir de konutlarda konutun özelliği yoksa onlar da manuel elle sulama istiyorlar. Şimdi burada buradaki bütün yazılanlara göre müteahhit bu yazılanların hepsi bir şeye dökülüyor, projeye dökülüyor. İşte bu projede bizim peyzaj projemiz oluyor. Yani peyzaj uygulama projemiz oluyor. Bu peyzaj uygulama projesinde iki türlü proje bulunmaktadır. Bir yapısal kısım, bir de plantasyon dediğimiz bitkisel kısım. Bir de sonunda da işin detaylarını gösteren bir paftası oluyor. Yani üç aşamada bu proje, o alanda yapılacak olan her şey bu projelerde anlatılıyor. Şimdi yapısal projelerde görüldüğü gibi işte alanda koyulacak olan bantlar, çöp kovaları, gazebo, pergole, çocuk oyun alanları, tabii bu çocuk oyun alanlarının tiplerine göre fitness, sulama rögarları, ağaç altı oturma bilimleri, pergole piknik masası, basket sahası, ağaç altı ızgaralar. Bu yapısal projede bütün bunlar işleniyor. Bunların adetleri belirleniyor. Mesela yapısal peyzaja göre eğer teklif verecek olan arkadaşlarımız varsa, yani özellikle işte bu çocuk oyun grupları, fitnesslar olsun, çöp kovası, oturma bankları, bunlarla ilgili bu paftadan kaçar adedine teklif vereceklerini ve nasıl olacağını da o demin bahsettiğimiz demin bahsettiğimiz şartnamelerden okuyarak öğreniyorlar. Yani bu mesela fitness alanında kullanacak aletlerin neler olduğu burada yazılı. Yani siz bunun dışında başka bir şey koyamazsınız. Veya bunların özellikle yapım şeyleri. Mesela minimum taşıyıcı gövdelerinin minimum 140-150 milimetre çapında ve minimum 3-5 milim et kalınlığında metal borudan iman edilmiş olacaktır. Yani sen bunun filsini ya da et kalınlığını değiştiremezsin. Bu mahal listesi, zaten bu mahal listesindeki her şey projede çizilmiştir ve siz bu mahal listesinde projede çizilenlerin nasıl yapılacağı konusunda size bilgi vermektedir. Şimdi biz tabii gene konumuza gelelim. Peyzaj uygulamalarında müteahhit firma bu projeyi aldıktan sonra uygulama aşamasına geldiğinde artık kendisinin bildiği, daha önce çalıştığı veya birilerinin diğer firmalardan referans aldığı firmalara 3-5 firmaya şey gönderir, projeleri gönderir ve teklif ister. Bu teklif sonucunda 2-3 kişi kalır. Onları kendi ofis merkezlerine çağırarak en son işte pazarlıklarını yapar ve sonuçta bu kişilerden birine bu iş kalır. Daha sonra peyzaj uygulamasına sıra gelince bir kere her şeyden önce gene mahal listesine dönüyorum. Çünkü biz peyzaj aşamasına ne zaman gireceğimiz gene burada belirtiliyor. Mesela onu da buradan şey yapacak olursak. Şimdi toprağın aşağıda belirtilen imalatlar tamamlanıp idare tarafından bitki dikimi ve çim ekimi uygunluk tutanağı
düzenlenmeden bitki dikimi ve çim alan ekimi imalatlarına kesinlikle başlanmayacaktır. Bu bizim müteahhit şuradaki kalemlerin hepsini tamamladıktan sonra müşavir firmanın peyzaj uzmanları gelir, tamam der, bu alanda bütün altyapı çalışmaları, otopark imalatları bitmiş, bütün inşaat atıkları alandan temizlenmiş, alanlarda gerekli olan şev çalışmaları, işte grading işlemleri tamamlanmış, sahaya serilecek bitkisel toprağın analiz raporları alınmış ve bu analiz raporlarına göre eksik olan mineraller işte gerek hayvan gübresi, gerek tof, gerek kimyasal gübrelerle desteklenmiş ve en az minimum 15 santim kalınlığında bitkisel toprak serilmiş. Kaba ve ince tesviyesi çalışmaları tamamlanmış dedikten sonra imzayı çakar ve ondan sonra da müteahhit anlaştığı firmayla bizim alanımız hazır, biz işinize başlayabilirsiniz derler. Biz de önce ekip göndeririz sahaya. Önce ekip gittiğinde mutlaka ki eksik yerler vardır. Yani kimi yerde toprak fazlası vardır, kimi yerde eksik yerler vardır. O ekipler o eksikleri tamamlar, alanın kaba tesviyesini yapar. Ondan sonra bizim bitkilendirme safhamız başlar. Bitkilendirme bitkileri getiririz. Bitkiler getirdikten sonra onları dikeriz. Ondan sonra da ince tesviye yaptıktan sonra da getirdiğimiz kapak malzemesi, tohumumuzu atarız, kapak malzemesiyle kapatırız, çimimizi çıkarırız ve bir biçim yaptıktan sonra da müteahhit firmaya teslim ederiz. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi biraz yukarıya çıkabilirsiniz aslında bitkilerden biraz yukarı. Şimdi burası çok önemli aslında. Yani bitkisel peyzaj düzenlemesi bu. B'de kalalım. Şimdi yani aslında bu altyapı, yol, trotuar, otopark imalatları dediğimiz ya da toprağın grading ya da toprağın serilmesi meselesi de aslında yine bir peyzaj işi, yapısal bir durum değil mi? Yani siz şimdi biraz sonra bize bitkisel ve bitkiselden sonraki aşamaları belki anlatacaksınız ya da sizin ağırlıklı olarak yaptığınız işleri anlatacaksınız ama aslında bu işte peyzaj mimarları tarafından, proje peyzaj mimarları tarafından çizilir. Bu işte firmanın bünyesindeki yine peyzaj mimarları tarafından kontrolü yapılır ya da TOKİ'nin kontrolörleri tarafından yapılan bir süreç değil mi? Yani aslında peyzaj mimarları sadece bitki ve sadece çim işini yapmıyor. Dolayısıyla buradaki sersemin uygulamaları, buradaki işte grading, toprak serimi ki bunlar aslında çok daha büyük kalemler bitki kalemine göre baktığınız zaman. Yanılıyor muyum? Şimdi şöyle Mustafa Bey, şimdi alanın toprak serilmesi ve toprak hazırlıklarını genelde müteahhit kendisi yapar. Çünkü neden? Müteahhit şantiyede zaten yeteri kadar mekanizasyona sahiptir. Yani kepçeleri vardır, dozerleri vardır, ekskavatörleri vardır. Yani siz toprak serimini, tabii bunu üstlenen peyzacılar var mı? Var. Fakat genelde bunu müteahhit kendisi zaten mekanizasyonu olduğu için zaten bu şeyi yaparken imalata başlamadan önce alandaki üst toprağı sıyırarak müteahhit bunu bir kenarda bekletir. Çünkü genelde o alanlar bahçe yapımında daha sonradan kullanılabilecek kalitede olabiliyor. Ondan sonra bu serimlerini yaptıktan sonra da peyzaj aşamasına gelir. Yani peyzajcının esasında orada girdiği alan ya yapısal unsurlardadır ya bitkisel unsurlardadır. Şimdi biz fitopark peyzaj olarak ben mesela yapısala hiçbir zaman teklif vermedim. Yani karışmak da istemedim. Çünkü o apayrı bir şey. Apayrı bir dal. Ve zaten bu yapısal peyzajla uğraşan çok büyük firmalar var. Bunlar hem imalatlarını yapıyorlar, imalatlarıyla beraber uygulamalarını yapıyorlar. Fakat bunun en güzel tarafı bünyelerinde peyzaj mimarları çalıştırıyorlar. Mesela bizde de öyle. Bizde işin yani toplu konut uygulamalarında bizim yaptığımız üç kalem var. Birisi plantasyon bitkilendirme, ikincisi çimleme, üçüncüsü otomatik sulama. Bunlarla ilgili biz her türlü peyzaj yani toplu konutlar uygulamasında bu kalemleri yapmaktayız. Ama tabii
Öyle bir peyzaj firması çıkar ki şeye de diyebilir, müteahhitle de anlaşabilir. Ben toprağını sereceğim. Yani ben sert zemini, yani ben anahtar zemini A'dan Z'ye bu işi yapacağım diyen firmalarda mutlaka vardır, oluyordur da. Fakat fitopark peyzaj olarak biz daha çok, yani biz toprak ve sert zemin kısmına çok fazla şey yapmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Bizim branşımız daha ziyade çim alan, bitkilendirme ve otomatik sulama. Anladım. TOKİ çalışmalarında, TOKİ uygulamalarındaki aşamalar aslında bu söylediğiniz. Şimdi isterseniz biraz daha o aşamalara biraz daha detaylı girelim. Yani plantasyona az önce belki laf arasında söylediniz. Bitkiler gelir, işte bitkiler dağıtılır falan dedik ama bu nasıl oluyor? Yani bu konuda özellikle de işte şeyin lejantında ve teknik şartnamede de bitkilendirmeye ilişkin bazı detaylar var. İsterseniz o detaylar üzerinden ilerleyelim. Şimdi evet, onu şimdi ben demin ben onu demin şey olarak anlattım. Şimdi bitkiselde alan hazır olduktan sonra mesela bitkilerin bu mahal listesinde bitkilerin nasıl geleceği anlatılıyor. Bitkilerdeki kalite, bitkilerde istenen şey, yani bütün burada bitkiler geldiği zaman işte bitki çukurlarının nasıl açılacağı, bu çukurlarının içerisinde koyulacağı bitki harcının oranları, işte mesela %60 bitkisel toprak, %20 yanmış elenmiş hayvan gübresi, %20 mil karışımı oluşturduktan sonra bu bitki dikim harçlarının bitki dikim çukurlarına koyulması ve böylelikle bitkilerle ilgili gelecek olan bitkilerin burada özellikleri anlatılıyor. Mesela bitkilerin taç yapılarının uygun ve dolgun olması gerekmektedir. Boy ve gövde özellikleri tutsa bile taç yapıları uygun olmayan bitkiler sahadan uzaklaştırılacaktır. Yani gelen bitkilerde belirli bir standart mutlaka ki arıyorlar. Ondan sonra çim alan, şimdi çim alanda genelde TOKİ projelerinde, yani bir kısım özel olmadığı sürece veya acelesi olmadığı sürece çimlendirme tohumla yapılmaktadır. Ama tabii bazı uygulamalarda rulo çiminde kullanıldığı görülmektedir. Burada da mesela çim alanın nasıl oluşturulacağı anlatıyor. Yukarıda nasıl bitkileri anlattılarsa burada da çimi, çim tohumunun, ithal çim tohumunun kullanılacağı, Akdeniz bölgelerinde üçlü, diğer bölgelerde dörtlü karışım kullanılacağı, ondan sonra tohumların en az işte tohumların onu mesela tohumların el makinesi veya hidroseeding olarak yapılabileceği, ondan sonra en az metrekareye 50-60 gram atılacağı, ondan sonra bir silindirle silindirileceği, üzerinin mutlaka bir kapak malzemesiyle kapatılacağı ve çim ekimi yapıldıktan sonra da özellikle yabani otlarla ilgili kesinlikle bir homojen çim çıkışının sağlanmasıyla ilgili burada çimin nasıl çim çıkarmak için nerelerin yapılması gerektiğini anlatıyorlar. Yani bunların hepsini siz alanda uyguluyorsunuz. Bu işte bir de, siz bir de aslında bu, sertifika sistemi var ki, yani sertifikalı türle aslında yaptığı uygulamayı hem uygulayıcı adına hem de peyzaj mimarı adına da TOKİ buradaki bu teknik şartnameyle garanti altına almış oluyor. Yani öyle değil mi? Sertifikalı torbalar, işte 10 kilogramlık torbalar halinde falan gibi epeyce bir detay var burada. Tabii. Yani şimdi burada uygulamada kullanılacak bitkilerin özelliği, çimlerin özelliği, ondan sonra mesela sulamanın nasıl yapılacağı, mesela bir sulamadan önce demin bahsetmiştim, çim ekiminin 1-2 santim kalınlığında kapak malzemesi, bitkisel yüzey toprağı, tof, yanmış elenmiş çiftlik kübresi kapanılarak yapılacaktır diyor. Yani siz kapak atmaz, ben kapak atmıyorum diyemiyorsun. Mutlaka getirip bir kapak atmanız lazım. Böylelikle ondan sonra sulama ve bakım onarımları. Burada işte sulamanın nasıl yapılacağı, sulama rögarlarının nasıl yapılacağı, sulamanın hangi günler ne kadar yapacağı, bunlar anlatılıyor. Şimdi esas bizim konumuz neydi? Ya bitkiler. Şimdi toplu konut projelerinde hem yapraklı bitkiler
Ondan sonra ibreli bitkiler, çalılar, yer örtücüler diye bitki sınıflandırılıyor. Şimdi mahal listesinde belirtilen bu bitkilerin hepsi projede yerine konuluyor ve projelerde bu bitkileri görüyorsunuz. Yani burada da mesela bu mahal listesinde bu projede olacak olan bitkilerin özellikleri yazılıyor. Bu bitkilerde işte kullanılacak bitkiler, bitkilerin gövde çevresi, yükseklikleri ve adetleri yazıyor. Ondan sonra bu bitkiler tabii buradaki adetlerine göre ne yapıyoruz biz? İşte bu projede biz bunları görüyoruz. Oradaki bitki sayılarıyla buradaki bitki sayıları aynıdır. Çünkü mahal listesi ne demektir? Mahal listesi müteahhit der ki ben bu listenin aynısını yapmayı taahhüt ediyorum demektir yaptığı sözleşmede. Ve oradaki mahal listesindeki bitkileri buraya aynen adetlerini geçiriyorlar ve bunları proje üzerinde yerlerine koyuyorlar. Ondan sonra da nedir? Bunun uygulamalarına bir peyzaj firmasıyla anlaşıp yaptırıyorlar. Mesela burada tabii şöyle sorunlar çıkabiliyor. Mesela bazı bitkilerin bazı yörelerde olmayışı ve bunun için nelerin yapılmasıyla ilgili çok kolay bir yöntem vardır. Mesela atıyorum Mersin, bu projemiz Mersin'de olacak olan bir proje. Bu projeyle ilgili mesela huş. Huş genelde İç Anadolu bölgesi ve birazcık daha doğuya doğru olan iklimlerde yaşayacak bir tür olduğundan huş bitkisini biz ne yapacağız? Buranın uzmanıyla müşavir uzmanı ve peyzaj toplu konut uzmanına yani betula yerine başka bir bitkinin konulması konusunda kendilerini uyaracağız veya kendilerine bir alternatif belirteceğiz. O alternatiflerden birisini kabul edecekler. Biz huşun yerine o bitkiyi getirip koyacağız. Mesela projelerde başka bir sıkıntı daha oluyor. Mesela burada çim, yeşil alan miktarı buranın yaklaşık 18 bin metrekareymiş. Burada işte kullanılacak çim tohumu miktarı, gübre miktarı ve bitkisel toprak miktarları burada yazılı. Tabii şimdi burada bakıyorsunuz çim tohumunda dörtlü karışım kullanılmış ama tabii Akdeniz bölgesi, Mersin tarafı dörtlü karışımı sıcaklardan dolayı çok toleranslı olmadığından dolayı biz gene buna müdahale edeceğiz. Yani buradaki değişiklikleri karşılıklı müşavir firmanın peyzaj uzmanları ve toplu konutun peyzaj uzmanlarıyla ortaklaşa bir karara varıp yani burada Bermudasız tohumun olmayacağını mutlaka Bermudalı zaten biraz önce şartnamede de okumuştuk. Oraya da gelirsek şartnamede çim alanda mesela çim alanın ilk cümlesindedir. Ya Akdeniz sahil kesimi ise üçlü karışım diğer bölgelerde dörtlü karışım kullanılacak dendiği halde projede dörtlü kullanıldığı için onu siz uyarıyarak veya belirterek değiştiriyorsunuz. Evet, deminki Lejant'ta bir şey gördüm. Lejant'ta sanırım adalar ya da işte ticari ya da işte cami ve benzeri bu kamusal alanlara göre bitkilerin Lejant'ta da ayrımını yapıyorsunuz ve ona göre dağıtıyorsunuz değil mi Lejant'ta gördüğü kadar? Tabii. Mesela burada süs eriği. Ada 1'de 22 tane varmış. Şimdi ada 1'e döndüğünüz zaman büyük bir ihtimalle şu ada 1'dir tahmin ediyorum. Çünkü bu proje şeye sığsın diye proje ozalit şeyine sığsın diye herhalde değil. O yüzden 2'ye bölüyorlar. Mesela şu adada kaç tane 21 kaç tane 22 tane Prunus pisardi kullanıyoruz. 34 tane ikinci adada kullanıyoruz. Tabii bunların yerleri de orada belirli. Ticarete 10 tane koyuyoruz. Camiye 12 tane koyuyoruz. Ve toplamda bu alana biz 78 tane gövde kalınlığı 16-18 olan bitkiyi getirip dikimini yapıyoruz. Dolayısıyla bu şeylerde uygulamada son derece hassas. Yani bu bitkiler mutlaka sayılarak oraya iniyor. Adalara dağıtımı yapılıyor. Yani ne bir eksik ne bir fazla herhalde kullanılmıyor değil mi? Tabii. Şimdi mesela biz
Şey yaptığımız zaman uygulamalara başlamadan önce, yani mesela alanda toprak hazır olduğu zaman tamam bitkiyi bitkiyi getirelim dendiği zaman bu şey olarak mesela ben özellikle şunu gösterdim. Biz Adahan İnşaat'a Bartın Ulus'ta bir proje yapmıştık. Hatta orada bir kere seninle buluşamamıştık. Bana kızmıştın herhalde, öyle hatırlıyorum. Şimdi biz alan bitki ekim dikim tutanağı alındıktan sonra alana getirdiğimiz bitkileri böyle resimleyerek ne yapıyoruz? Bunları gerekli olan müşavir firmanın peyzajcısına veya TOKİ'nin peyzaj uzmanına bu resimleri gönderiyoruz. Ve bu resimleri gönderdikten sonra onlar bu bitkilere olur veriyorlar ve biz ondan sonra da bitkileri yerlerine, projedeki yerlerine, biraz da tabii uygulamada bazı değişiklikler yapabiliyoruz. Çünkü projelerde dikkat edilmeyen bazı şeyler olduğu zaman biz onları yerinde müdahale edebiliyoruz. Ama nedir? Bu bitki bu adette, bu kalitede buraya gelmiştir ve dikilmiştir. Anladım. Peki bir soru var. Profesör Doktor Veli Ortaçeşme hocamın. Yani yapısal peyzaj uygulamasını müteahhit yapıyorsa diyor. Yani başka bir firma, başka bir ya da müteahhitin kendisi yapıyorsa. Özellikle çim ve bitki dikiminde oluşacak drenaj sorunları bitkisel alanları etkiliyor mu? Bu konuda deneyimleriniz neler diye sormuş. Şimdi esasında toplu konutların hepsinde gerçekten bir drenaj, yolların hepsinde belirli bir drenaj sistemlerinin hepsi çözülüyor. Zaten bunların yani altyapı çalışmaları dediğimiz çalışmalardan birisi de bu. Yani kesinlikle yollardaki rögarlarla yağmur suyu veya işte herhangi bir gelecek suyun kanalizasyonlara veya yağmur suyu giderlerine boşaltılacak sistemler zaten hepsinde yapılıyor. Hatta şeyde bile, çocuk oyun gruplarında, fitness center'larda bile, fitness center diyorum, fitness alanlarında sert zeminlerinde bile yağmur suyunun gidileceği drenajlar yapılabiliyor. Şimdi çim alanlardaki drenajlar, biz genelde suyu binaya doğru değil de yollara doğru verdiğimizden dolayı, yollarda da drenaj kanallarının olduğundan dolayı çok bir sorun yaşamıyoruz. Zaten drenaj olarak mesela toprağın yapısında çok fazla sıkıntılı topraklar olmadığı sürece suyun büyük kısmı da drene olarak doğal drenaj olarak zaten bir kısmı da gitmektedir. Yani zaten drenajla ilgili ben kendi uygulamalarımda çok fazla bir sıkıntı çekmedim açıkçası. Anladım. Daha önceki sohbetlerimizde bu TOKİ'deki sürecin ciddi anlamda bir planlama işi olduğunu söylediniz. Aslında bizim de ta lisans eğitiminden daha sonraki devam eden işte üniversitelerde öğretildiği biçimiyle mesleğin uygulaması. Dolayısıyla her şeyin bir planlaması var. Yani şeyi yapmadan, kaldırımları yapmadan ya da yolları tamamlamadan oraya sulama hattı çekemiyorsunuz. Ya da işte bitkileri dikmeden işte çim atmıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir planlama var. TOKİ'deki bu planlama sistemi nasıl? Yani demin aslında şartnamede de vardı öyle bir uyarı. Yani kaldırımlar bitmeden, toprak serilmeden, tesviye yapılmadan bitki dikimine kesinlikle başlanmayacaktır denilmişti. Dolayısıyla siz aslında uygulayıcı olarak hayır ben başlamak istiyorum dediğinizde herhalde idare size hayır başlayamazsın diyordur. Ya zaten buna ben karar vermiyorum. Buna müteahhit karar veriyor. Genelde de müteahhit hak ediş yapabilmek için bir an önce işte bitkilerimi getirin, bir an önce dikim şeyine giriyor. Çünkü sonuçta müteahhitin en büyük sıkıntısı parasal sıkıntılardır. Bunları çözmek için de tabii bir takım şeyler yapması gerekmektedir. İmalatlar yapması gerekmektedir. Ama hazır olmayan bir yere bitkinin getirilmesi veya hazır olmayan bir yere tesviyesi, yani toprağa daha tam serilmeyen bir yere bitkinin dikilmesi, bunların hepsi yanlış uygulamalardır. Biz bunlara hiçbir zaman böyle bir imalatı yapmadık. Yani eğer yerimiz hazır değilse bitkimizi getirmedik.
Alanımız temizlenmediyse bitkimizi dikmedik ve zaten böyle yapan arkadaşlarımız veya böyle yapan kişiler olduysa da çok sıkıntılar çektiğini daha sonraki aşamalarda göreceklerdir. Çünkü eksik toprağı eksik bir yere bitkileri diktiğin zaman toprağı tamamlamak için yapacağın toprak taşımalarını ne yazık ki el arabalarıyla yapmak zorunda kalırsın. Bunun zamanı var, işçiliği var, giderleri var. Yani bu çok fazla yani bile bile kimse lades demez diye düşünüyorum. Zaten büyük işlerin en güzel tarafı, zaten beni çeken tarafı da böyle her şeyi bir belirli bir plan, program, belirli bir şey içerisinde yapıyorsunuz. Yani bu süreç içerisinde de biz bir süreci yaparken diğer süreci planlıyorsunuz. Toprağın tesviyesini yaparken bunun 3 gün sonra, 5 gün sonra biteceğini organize edip 3 gün, 5 gün içerisinde bitkinin gelişini organize ediyorsunuz. Ondan sonra kimyasal gübreniz, çiminiz, bitkiler dikilirken bitki dikiminin 3-5 gün sonra biteceğini planlayıp ona göre işte tohum ekecekseniz kapak malzemelerinizi tedarik ediyorsunuz. Kimyasal gübrelerinizi tedarik ediyorsunuz. Yani bunların hepsi böyle belirli bir plan, belirli bir program içerisinde giderseniz meslekte çok, yani uygulamalarda çok az hata yaparsınız. Çünkü peyzajda hata yaptığınız zaman geriye dönüşünüz çok zor olur. Yani mesela bazen bize şöyle bir şeyle geliyordu. Ya sen çimi ek, bitkiyi sonra dikersin. Böyle bir dünya yok yani. Öyle zihniyetli kişilerle de karşılaştığımız zaman biz bu işin böyle olmayacağını, eğer böyle yaptıracak başka bir firma bulurlarsa onlarla çalışmalarını öneriyorum. Anladım. Peki bu arada Yağmur Dural sanırım öğrenci arkadaşlarımızdan bir tanesi, teşekkür etmiş anlatım için. Sizin için bir sakıncası yok, size mahal liste ve lejant örneklerini incelememiz adına söyleşi sonunda sunuları paylaşabilir misiniz demiş. Şöyle yapalım istiyorsanız Yağmur'a da, eğer Ahmet senin için de sakıncası yoksa, yağmurfitopark@yahoo.com adresine tam olarak neyi istiyorsa örnek olarak belki de projelerinde görmek istiyor. Sizin için de paylaşmakta sakınca olmayan şeyleri Yağmur'la paylaşalım. fitopark@yahoo.com adresine mail atarsa sizinle iletişime geçebilir diye düşünüyorum. Sizin adınıza yanıt vermiş oldum ama bilmiyorum. En yok hızlı... yok, ne demek ya, bizler Mustafa, bizler peyzajı bir ağaç olarak düşünürsek bizler bu ağacın kökleriyiz. Yani biz bu ağacın yaşamasını istiyorsak bu köklerin sağlam ve iyi olması lazım ki bana göre bu köklerin içerisindeki en önemli unsur da köklerde, ana köklerde sizlersiniz. Çünkü neden? Sizler bu mesleği sırtlayacak, ileride götürecek, belki demeyeyim, kesinlikle daha güzel yerlere taşıyacak, pırıl pırıl öğrencileri yetiştireceksiniz. Sonuçta bizler belirli bir süre sonra bayrakları bu arkadaşlara vereceğiz. Bizim istediğimiz tek şey, bizim yaptığımız yanlışları bizden gelen jenerasyonlar, arkadaşlarımız yapmasınlar. Bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmesinler. O yüzden telefonum 7/24 açıktır. Her zaman herkese uygulama bazında yardımcı olurum. Hiç de tereddüt etmem. Şimdi önemli olan dediğim gibi, çünkü bu işlerin sürekliliği ve bu işlerin iyi olarak yapılması, peyzajın bir yerlere gelmesi mutlaka ki sağlam meslektaşlarla ve bu işi iyi bilen, iyi yapan kişilerle olur. Bunlar ne kadar iyi olursa peyzajda Türkiye'de o kadar yerini daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Evet, yani ben de arkadaşımızın sorusundan da şunu anlıyorum aslında. Bizler ne kadar projelerde yapısal uygulama, kişisel uygulama ya da işte meslek odasının standartlarına uygun bazı lejantların oluşturulmasını anlatsak da öğretsek de piyasa farklı işliyor ve bugün akşam da gerçekten ben de çok şey öğrendim. 2 gündür de konuşuyoruz bu konularla ilgili de. Aslında bir yandan böyle anlatırken çok basitmiş gibi anlatıyorsun sen ama bir yandan da içine girdiğimiz zaman da herhalde yağmur yağdı, iş yürümedi, pandemi çıktı, işler durdu gibi çok da böyle sıkıntılı da bir tarafı da var. İşte son zamanlarda ciddi anlamda bir kuraklık çekiyoruz. Su sıkıntısı var. Su sıkıntısı her yerde var. Dolayısıyla suyun olmadığı yerde çim ve suyun olmadığı yerde bitki de herhalde zor oluyordur diye düşünüyorum. Umarım yağmur yanıt bulmuştur sorusuna.
paylaşabileceği verileri Ahmet her zaman olduğu gibi biz istediğimizde de paylaşıyordu. Sizinle de paylaşır diye düşünüyorum. Oğuz Yılmaz hocamın bir sorusu var. Yapısal peyzaj işlerini inşaat firması yapıyorsa grading yani arazi biçimlendirme, kod belirleme işlerini de mi onlar yapıyor diyor. Aslında bu soruya yanıt verdik. Tabii, tabii, tabii. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bütün toplu konut, benim yaptığım işte 160-158 tane şantiyemde en ufağından en büyüğüne bütün şantiyelerde mutlaka ki ve mutlaka bir haritacı istihdam ediliyor. Mutlaka bir haritacıları var. Çünkü onların işleri haritacılar. Çünkü hak edişlerin çoğunun o haritacılar hesaplıyor, hazırlıyorlar. Yani o yüzden grading yapmak, yani mesela ya alan sadece peyzaj toprağının, bahçe toprağının gradingi değil. Orada öyle kodlarla oynuyorlar ki zaten bazı şey projelerinde gördüğünüz zaman veya uygulamalarında gördüğünüz zaman bazı binalar daha alt kodlarda, daha bazı binalar daha üst kodlarda, yani meyilli bir alanlarda yapılan onlarca bloklar var ve bu blokların hepsinin tam kodunda oturtulması lazım. O projede uyulması lazım. Bu yüzden bütün şantiyelerin hepsinde bir harita mühendisi mutlaka ki ve mutlaka hazır kıta halde bulunuyor. Mesela biz bile bazen onlardan yardım istiyoruz. Şurada abi kod ne olacaksa bize kodu belirleyin de biz ona göre toprağımızı orada ona göre serelim diyoruz. Mesela bazı yerlerde sınırlarımız belli olmuyor. Arka sınırlarımız, cephe sınırlarımız. O sınırların belirlenmesi için gene biz bu birimlerden yardım istiyoruz. Sınırları belirleyin. Biz ona göre kenar ağacı bitkilerimizi dikeceğiz. O sınırları kesin bilmemiz lazım dendiği zaman 1-2 saat içerisinde kireçle bütün alan sınırları bize çizilmiş bir vaziyette teslim edilmiş oluyor. Anladım. Aslında çok güzel sorular geliyor bir yandan da bu konunun önemini de ortaya çıkartıyor. Yine Onur Tekin Bilgen, sevgili meslektaşımız, millet bahçelerinden bir soru sormuş. Bilemiyorum millet bahçesi uygulaması oldu mu bu zamana kadar Ahmet, ama millet bahçelerinde çim tohumu karışımları arasında çiçek tohumları da yer alıyor diyor. Dolayısıyla çimler biçildiğinde çiçekler de biçilecekse neden boşu boşuna çim tohumları ile birlikte çiçek tohumları kullanılıyor? Özellikle çim tohumu karışımları ile birlikte çiçek tohumlarının da olduğu karışımlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir demiş. Böyle bir uygulama var mı? Esasında ya böyle bir uygulamayı ben şimdi ilk defa duydum. Ama böyle bir uygulama için benim şöyle bir şeyim vardı. Benim hayalimde esasında çiçekli çimler vardı. Hani bazen böyle kırda baktığın zaman yeşilin üstünde kırmızı küçük küçük çiçekler olur. Sonra evet, o kırmızı çiçekler geçer, belirli bir dönem mor mor çiçekler çıkar ama bu çiçeklerin boy yüksekliği 1-2 santimi geçmez. Yani bir esasında yabani otun çiçeğidir ama bir ay veya 15-20 gün o çime baktığın zaman böyle mor alan yeşilin içerisinde mor şeyler görürsünüz, çiçekler görürsünüz. Benim hayalimde hep öyle bir çim şeyi vardır. Yani ama bunu belki TOKİ'deki uygulayıcılar bunu hayal ederek yapmış olabilirler. Yani çim belirli dönemde çiçek açsın. Tabii bu çiçeğin bana göre şöyle özelliği olması lazım. Yeşil aksamının çimi bozmaması lazım. Yani geniş yapraklı veya çok geniş yapraklı olmaması lazım. Ve çimin arasından sadece çiçeğiyle çıkması lazım. Yani bence uygulanabilir çünkü ben bunu yıllardır düşündüğüm bir şey. Hatta bir ara patentini falan alayım diye düşündüm ama burada da artık açıklamış oldum. Bence çok güzel bir fikir. Çünkü ne oluyor? Çimi her zaman yeşil görmüyorsun. Kimi zaman mor yeşil görüyorsun. Kimi zaman sarı yeşil görüyorsun. Kimi zaman kırmızı yeşil görüyorsun. Bence daha keyifli bir çim şeyi oluyor. Dokusu oluyor ve daha doğal duruyor gibi geliyor bana. Yani olabilir. Belki bu düşünülerek yapılmış bir çalışmadır. Ama yaptıkları uygulamayı bir görüp değerlendirmek lazım. Olmuş ya da olmamış ya da olabilir. Evet, içerisine şimdi yazdı tekrar sevgili Onur Tekin Bilgen. Yani gelincik, kekik, papatya gibi böyle çiçek tohumları karıştırıyormuş. Aslında bu çok güzel bir şey. Ben yıllardır işte Çukurova'da, Adana'da yaşadığım zamanlarda bilirim.
Yani Nisan ayında böyle çiçeklerin, papatyaların en güzel açtığı dönemde çim biçerler. Aslında ona biraz izin verseler hem maliyet düşecek hem de bizim böyle ufkumuz açılacak. Biraz o çiçeklerin, doğadaki o güzelliklerin farkına varacağız. Biraz bunun için düşünülmüş olabilir. Ben Londra'da kaldığım dönemde özellikle Londra Olimpiyat Parkı yapılırken özellikle de Sheffield Üniversitesi tarafından ve oradaki peyzaj mimarı bitki üzerine çok yıllık otsu bitkiler üzerine kendini geliştirmiş hocalar oranın planlamasını yapmıştı ve amaçları aslında buydu. Yani hem çim bakım maliyetlerini azaltmak biraz da biyolojik çeşitliliğe katkı ve ortamda farklı mevsimlerde de farklı renkleri görebilmek adına bir şeydir. Tabii ki biz çim deyince böyle bir futbol sahası gibi ya da golf sahası gibi bir çim hayal ediyoruz hep. Sürekli biçilen, sürekli sulanan ama tekrar biçilen böyle halı gibi bir şey hayal ettiğimiz için belki biraz da millet bahçelerinde bundan mı dönüş var bilmiyorum. Olabilir diye düşünüyorum. Evet, Büşra, bu evet. biraz doğallığı yakalamak amacında yapılan bir çalışma olduğuna inanıyorum abi. Eğer Evet. tutarsa bence çok güzel. Evet yani biraz çim sahalarında da ya da peyzaj alanlarında da böyle saf işte salt ağaç, salt çalı, salt şey değil. Biraz çok yıllık otsu bitkilerle ya da sürekli mevsimlikler değil de biraz daha böyle biyolojik çeşitlilik işte arısıydı, börtüsüydü, böceğiydi. Biraz daha onların kent ortamına da çekilmesi açısından aslında çok güzel de bir fırsat diye düşünüyorum ben şimdi. Böyle gelincik tarlası gibi bahçelerde, parklarda da görsek bunları, kekikleri, o kokuyu alsak bahçelerden. Tabii ki o da şimdi Veli Hoca yorumda yazmış. O zaman o çayır olur, çim olmaz demiş. Doğru söylemiş. Çayır Belki de olsun ya. Fark etmez. evet. Yeşil olsun, çayır olsun. Bir şey fark etmez yani. Önemli Evet. olan yeşil olması. Evet. Hayır da bizden. Büşra Türkmen, peyzaj projelerinde TOKİ'nin olmazsa olmaz kuralları var mı demiş. Yoksa her proje alana özgü mü tasarlanıyor? Tasarım aşamasından anladığım kadarıyla bahsediyor. Şimdi tasarım aşamasında şimdi tabii bunlar bölgesel olarak mimari olarak bölgesel mimarileri tabii yeni yeni uygulamalara başladılar. Zaten birazdan ben sizinle bir PowerPoint sunumu paylaşacağım. Şimdi peyzaj aşamasında ise yani sonuçta toplu konutlarda peyzaj yani çim alanların bu sert zeminlerle binalar yapıldıktan sonra geri kalan alanların korunabilmesi için daha temiz, daha derli toplu görülebilmesi için belirli bir yeşil ve ağaçlandırmadan ibaret gibi gözüküyor. Zaten o da öyle. Yani bunun bölgeye göre, yöreye göre, ben tabii peyzaj uygulamaları için söylüyorum ama mimari olarak arkadaşımız düşünüyorsa mutlaka ki var. Mesela ben Hasankeyf'te bir peyzaj, Aydın İnşaat'ın bir peyzaj uygulamasını yapmıştım, toplu konut. Yani tamamıyla yörenin mimarisine uygun o kadar güzel bir proje yapmışlar ki hep bütün binaları avlulu bina yapmışlar. Yani çünkü o yörenin insanı iç avluda yaşamayı sevdiği için ve bütün binaların içerisinde etrafı duvarlarla çevrili avlular var. Avluların içerisinde ağaçlar, bitkiler var ve işte bu yöre halkının kullandığı ocaklar, fırınlar, hepsi bunları dışarı koymuşlar. Çok başarılı bir proje yapmışlar. Yani benim gördüğüm en güzel mimari projelerden birisiydi. Tabii peyzajı da ona göre, mesela iç bahçede koydukları büyük bir çınar ağacı. Bizim işte gelenek ve göreneklerimizde avluda büyük bir ağaç olma hevesi orada da yerine getirtilmiş. Yani hiçbir şey de koymayabilirlerdi ama bir tane güzel çınar ağacı koymaları, daha sonra işte o ağacın gölgesinde o avluda insanların oturması, sosyal bir birliktelik sağlanması diye yaptılar ama şimdi pandemi çıktı, pek orada sosyalleştiklerini de zannetmiyorum. Avlular boşa gitti. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yani aslında bölgesel farklılıklar ya da işte kültürel yapı düşünülerek son zamanlarda özellikle biraz daha herhalde arttı. Yani birbirine benzemiyor artık TOKİ'deki hem mimari hem de peyzaj projeleri diyebiliriz. Tabii. Şimdi Peki. ben şunu göstereyim isterseniz. Şimdi bizim şu anda mesela bu yıl benim 6 tane şantiyem, toplu konut şantiyem var. Yani Burdur'da, Aksaray'da, Çorum'da, Giresun'da, Konya'da ve bir tane de Mersin'de. Mersin'deki projemiz işte önümüzdeki ay başlıyoruz. Şu anda
toprak serim aşamasında. Yani bir yandan şimdi tabii bunları gene bir dönüyoruz dolaşıyoruz planlamaya geliyoruz. Gerçekten uygulamanın en büyük kriteri planlama. Şu anda mesela birinci ada, birazdan slaytlarda göstereceğim. Ada 1'in kilit parke bordür yolları yapılıyor ve toprak serimi başlatılıyor. Tabii toprak serimi aşamasında biz de bir ekip gönderiyoruz oraya. Hani nereye ne kadar toprağın serilmesine karar verecek. Bütün mekanizasyonu firmanın sağladığı bir süreç içerisinde biz toprağı firmaya yardımcı olmak babında ekipler göndererek bu toprağın serilmesinde yardımcı oluyoruz. Toprak serildikten sonra hangi aşamaya geleceğiz? Bitki dikim aşamasına geleceğiz. Mesela oraya da bakarsak, şöyle diyeyim. Evet, mesela bu bizim önümüzdeki ay bahsettiğim Mersin'deki bir toplu konut projesi. Bu tabii kentsel dönüşüm projesi bazında yapılan bir proje. Şimdi burada mesela birinci etap, yani biz burada daha ilk etabı varmış. Demek ki toplu konut buraya ikinci, üçüncü, dördüncü etapları da yapmayı planlıyor demektir bu. Burada mesela bir adet ticaret merkezi, 416 konut, 4 tane kapıcı dairesi, bir adet ticaret merkezi ve T16 tipinde bir cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi. İşte burası görüldüğü gibi bizim proje alanımız şehir merkezinden, Mersin'in merkezinden olan uzaklığını gösteriyor. Mesela bu bizim yapacağımız alanın imar durumunu gösteriyor. Ve bu da işte kabaca üstten bu vaziyet planının güneşlenme eğrisini gösteriyor burada. Burada da ada yerleşim planları. Burada gördüğünüz gibi ada 1 var. Demin size bahsetmiştim. Şimdi firma bu ada 1'in kilit parke ve yollarını tamamlıyor. Ve bununla beraber tamamladıkları yerlerin toprak serimine de bizim ekipler tarafından o koordineli bir şekilde devam edecekler. Bu ada 1'i hazırladıktan sonra onlar bu ada 2'ye geçtiğinde biz bu ada 1'i gelip uygulamalarımızı, peyzaj uygulamalarımızı yapacağız. Mesela burada ada 1'de yerleşim planını gösteriyor. İşte burada binaların özelliklerini falan anlatıyor. Burada da ada 2'deki yerleşimleri gösteriyor. Mesela burada da bir ticaret merkezi, bir meydan ve bir de cami ada 3 ve 4'te de ticaret merkezi de cami koymuşlar. İşte burası bizim proje alanımız. Proje şu Mersin-Adana yolu üzerinde yakın bir yerde koyulan, işte şurada Akdeniz, denize yakınlığı, biraz onu şey yapıyoruz. Burası da bizim proje alanımız. Burası işte kentsel dönüşüm olan bir alan olarak şey yapıyor. Burada da bu projenin bu alana oturtulmuş şeklini görüyoruz. İşte burada değişik açılardan projenin oturum şeylerini gösteriyor. Kuzeyden, güneyden, doğudan. Bakın şurada geniş bir yeşil alan bırakılıyor. Yani şurada bir toplu konut yapıldığı zaman çevresine yeşil bir doku da beraberinde getiriyor yani. Yine bu şey olarak işte böyle çeşitli kuzeyden, güneyden oturumlar. Vaziyet planını da böyle gösterdikten sonra perspektif görüntülerini bu şekilde görüyorsunuz. İşte şu anda mesela bu binaların hepsi bitmiş durumda. Bu yolları yeni başlanmış durumda. Bu yollar biter bitmez de bizim bu binaların etrafında şu gördüğünüz yeşil alanların, işte burada spor sahası var. Şu gördüğünüz bütün yeşil alanların yapılması, ağaçların dikilmesi, orada çim alanın çıkartılması. Gene bunlar perspektiflerden. İşte bu ticaret ve cami meydandan bir perspektif oluyor.
bu caminin bu ticareti. Mesela çocuk oyun grupları, işte pergoleler, fitness alanları. Ve şimdi bunlar inanın burada o gözüktüğü gibi yapıldığı zaman da birebir aynen böyle oluyor. Sadece belki bitkilerin şekilleri değişiyor. Çünkü bunlar sonuçta renderla yapıldığı için tabii bu tür buraya mesela biz Phoenix dikecek miyiz bilmiyorum. Projede ne varsa biz onu dikeceğiz. Ama biz genelde böyle oturma alanlarının etrafına hani gölgede insanlar otursun diye yapraklı büyük ağaçları koyuyoruz ki projelerde de genelde öyle oluyor. Her neyse. O zaman şöyle bir soru geliyor aklıma. Yani şimdi bazen böyle hani projede özellikle bitkilendirmede revizyon yapılabileceği ya da bu renderlar gerçekten bu sonuçta bir yere sunulmak üzere hazırlanmış bir sunum değil mi firma tarafından? Tabii tabii Do tabii. do dolayısıyla hani binalarda belki bina cepheleri ya da binaların oturumları birbirine yaklaşmaları dolayısıyla imardan gelen durumla ilgili çok büyük değişiklik olmayabilir. Ya da yollarda, yaya yolları da Şu olmayabilir spor anda alanında. Mustafa Bey, buradaki olacak tek değişiklik buradaki bitki türleri, başka bir şey değil. Diğerleri hepsi birebir aynı olacak. Tamam. Peki bu projelerin kontrol mekanizması nasıl oluyor? Yani şimdi bunu peyzaj mimarı çizdi ya da işte modelledi. Yani buralardaki bitkilerin uygunluğu, buralardaki bitkilerin işte dediniz ya buraya belki de başka bir şey dikeceğiz. Yani bu projeleri kim kontrol ediyor? Şimdi Mustafa Bey, toplu konutların altlarında şimdi toplu konutlar tabii bütün yüzlerce projeyi kontrol etmelerine imkan ve olanak yok. Yani çünkü gerçekten çok büyük bir çok büyük, Türkiye'nin her yerinde onlarca toplu konut şantiyesi var. Zaten biliyorsunuz ülkemizde ekonomi inşaata dayanarak giden bir seyir izliyor yani. Şimdi toplu konut bunların hepsini kontrol edemeyeceğinden altında müşavir firmalar oluşturuyor. Yani bu müşavir firmaları da gene ihale açarak müşavir firmaları bünyelerine alıyorlar. İhaleyle alıyorlar tabii. Şimdi mesela İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesini ikiye bölüyorlar. İhaleye çıkarıyorlar. Bunun atıyorum sol tarafını bir müşavir firma alıyor. Öbür tarafını başka bir müşavir firma alıyor. Ve bu Akdeniz'in mesela Batı Akdeniz diyelim. Batı Akdeniz'deki toplu konut projelerinin hepsini bu müşavir firmanın ekipleri şey yapıyor, denetliyor. Şimdi ortada ne var? Ortada bir proje var. Ve projeye dayalı olarak ne var? Bir mahal listesi var. Yani şartname var. Şimdi müteahhit firma TOKİ'nin açtığı ihaleyi alırsa müşavir firma diyor ki o bölgeye biz bakıyoruz. İşte o bölgedeki projen bu, yapacağın imalatlar da bu, mahal listen şartnamen de bu. Buna göre bunları yapacaksın, bunları yapıp yapmadığını ben onaylayacağım, TOKİ'ye sunacağım, sen de hak edişini yapacaksın diye böyle bir döngüye giriyor. Yani burada tabii mesela ben toplu konutları şu açıdan da çok önemsiyorum. Şimdi toplu konut idaresinin bünyesinde en az 15-20 tane peyzaj mimarı arkadaşımız çalışıyor. Müşavir firmaların her birinde ikişer, üçer, dörder tane olmak üzere peyzaj mimarı arkadaşlarımız çalışıyor. Yani gerçekten öyle güzel bir iş imkanı veriyor ki bize. Ve en güzel şeyi de yani bize işimizi yapmak için bir imkan sağlıyor. Yani ben gerçekten bir TOKİ şantiyesi yaptığım zaman işimi yaptığımı hissediyorum. Yani işimi yapıyorum. Bundan daha güzel bir şey olur mu? İşimi yaptığım gibi ya bir de bu memlekete faydası olan bir iş yapıyorsun. 3 milyon metrekare yerin çimini yapmışsın. 200 bin tane ağaç dikmişsin. 150 bin tane çalı dikmişsin. Yüzlerce insana iş vermişsin. Bir yandan 150 ton çim tohumu kullanmışsın. İşte tedarikçilerin var altında. Tabii gübreciler var, kimyasalcılar var, fidancılar var, çim firmaları var ve en önemlisi istihdam ettiğin yüzlerce adam var. Yani bu yüzden bu TOKİ uygulamalarında peyzajın olması gerçekten bizler için çok büyük bir şans. Evet. Evet, bugün ben bir kez daha anladım. Yani tabii ki bizim de etrafımızda TOKİ'ler var. TOKİ'lere çok uzaktan bakıyoruz. İçinde yaşamadığımız için de bilmiyoruz ama derli toplu gerçekten bir paket halinde. Ben şimdi teknik şartnamesini de gördükten sonra bunun gerçekten ciddi bir iş ve yılın 365 günü aslında devam eden bir iş olduğunu da
fark etmiş oldum. Şöyle yapalım mı? Yani sizin bu uygulamaları yaparken aslında bu arada bir saati de aştık neredeyse. Zaman su gibi geçiyor. Böyle hızlı geçti. Öyle söyleyeyim. Sizin bu işleri yaparken en çok karşılaştığınız sorunlar neler? Yani şu ana kadar birçok çalışma yaptınız. Bu çalışmalarda nelerle karşılaştınız? Sizi en çok yoran, sizi en çok üzen neler var? Bir de bir soru gelmiş. Peyzaj mimarı çalıştırıyor musunuz demiş Veli Hocam. Peyzaj mimarı ben olduğum için çalıştırma ihtiyacı duymuyorum. Yok yani şöyle, şimdi ekiplerimizde peyzaj mimarı istihdamım bir iki kere şey yaptık ama gerçekten bizim iş sürecimiz çok dayanılmaz. Herkes bu işi yapamıyor, dayanamıyor. Yani gerçekten zor koşullarda çalışıyoruz. Mesela bizim işimizin dezavantajlarından birisidir. Demin sana saydım abi. Burdur, Aksaray, Kayseri, Giresun, Konya ve Mersin'de şantiyeler açıyorsunuz. Şimdi bu şantiyelerde yani tabii teknik olarak elemanlarımız, kadrolarımız, uygulama kadrolarımız, ekiplerimiz çok iyi. Bünyemizde peyzaj mimarı birkaç kere denedik ama tabii zor koşullar olduğu için şey yapamadılar. Tabii bir zorla da insana şey yapamıyorsun, devam ettiremiyorsun. Ama dediğim gibi peyzaj mimarı da olduğum için bunları yetmeye çalıştım. Yani şimdiye kadar yetmeye çalıştım ve yettim de. Çünkü neden? Çok fazla iş almamayı kendime ilke ediniyordum. Şimdi herkesin belirli bir şeyi var, gücü vardır. Bu gücünün dışında iş aldığınız zaman zarar edersiniz. Mesela benim senede 10 tane şantiyeden fazla şantiye aldığım dönemlerde hep zarar etmişimdir. O yüzden 8 ila 10 şantiye ve bu şantiyelerin mümkün olduğunca birbirine yakın illerde olması bizim en büyük isteğimizdir. Mesela bizim işin en büyük dezavantajı hepsi ayrı il, ayrı illerde ve illerin ilçelerde oluşuyor. Mesela bu ilçelerde de olduğu için yani oralara insanların mesela şantiye ortamında kalıyor insanlar. Şeye açacak olursak mesela bir diyelim ki daha geçmiş dönemlerden bir tabii ben bunu şey yapmadım. Mesela Mustafa Bey. Mesela Çorum ili Alaca. Yani Alaca'ya gittiğiniz zaman şantiyede insanların kaldığı bir şey var. Nedir bu? İnsanların kaldığı konteynerlar var. Yani elemanlarınızın kaldığı, işçilerin kaldığı. Şimdi genelde bakın Çorum ili Osmancık. Ondan sonra Sivas ili Şarkışla. Genelde böyle hep ilçelerde iş aldığımız için ve bu işleri biz ne sürelerde alıyoruz? İkişer aylık sürelerde alıyoruz. Yani ben o işi aldığım zaman en fazla 2 ay içerisinde bitirmiş olmam gerekiyor. Yani o yüzden bu süreçte birbirine çok kısa süreçler olduğu için bünyemizde peyzaj mimarları geldi gitti ama çok fazla duramadılar. Ya da işte kendileri kendi yollarını çizmek istediler. Ama dediğim gibi peyzaj işlerine ben ama şey düşündüm. Eğer şu yapısal işine girersen bir inşaat mühendisi çocuk alayım diye düşündüm. Fakat hiçbir zaman da onu düşünmediğim için peyzaj mimarı olarak da kendim yettiğim için bunu böyle devam ettirdim. Bir peki de ben yani o ilk soruyu tekrar sorayım. Yani sizin en çok karşılaştığınız sorunlar. Evet, ben ikinci soruyu cevapladım esasında ama en çok karşılaştığımız sorun bakım sorunları. Şimdi biz bir yeri yapıyoruz çok güzel, tiril tiril. Yani mesela onu da şuradan mesela biz bir işi yaptıktan sonra şurayı mesela göstereyim. Şuradan itibaren. Burası da Afyon ilinde Merkez Okçuoğlu İnşaatı yapmıştık. Mesela bu gelen bitkileri biz alanda böyle dağıtıp projesine uygun bir şekilde dağıttıktan sonra bu resimle
resimleri çekiyoruz. Bakın demin ağaç resimlerini çektik ya, bu ağaç resimlerini çektikten sonra şeye gönderiyoruz. TOKİ uzmanlarına ya da müşavir uzmanlarına gösteriyoruz. Çünkü onların da o alana o zamanda hemen gelme ihtimalleri yok. Çünkü onlarca projeye baktıkları için biz bunları resimlerle şey yapıyoruz. Bu resimleri işte bitki resimlerini gönderdikten sonra işte bu bitkilerin dikim aşamalarını da çekiyoruz. Bunları da gönderiyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Mesela ondan sonra ne yapıyoruz? Bu da Cizre'de Biser İnşaat'a yapmıştık. 800 küsur konut herhalde. Biz çimi çıkarttıktan sonra gene böyle resimliyoruz. Yani toplu konutun içerisinde bitkiler, plantasyon bittikten sonra, çim çıkışı sağlandıktan sonra, belki çimi burada bir kere biçmiş olabiliriz. Bir kere biçtikten sonra gene resimler çekiyoruz. Bakın resim çekmek çok önemli. Bu akıllı telefonlar çıktıktan sonra bizim işimiz birazcık daha rahatladı. Eskiden hep cebimizde Canon marka taşırdık, fotoğraf makineleri taşırdık dijital. Onların yerini bu cep telefonları alınca devamlı da yanınızda olduğundan yani gerçekten arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Yani bu işe, bu mesleğe girecek. Sadece bu meslek için değil. Hangi meslekte bir imalat içerisinde girdikleri zaman mutlaka resimlendirsinler. Çünkü resimler ileride bir belge oluyor. O belgede sizi destekleyen, sizi kurtaran en önemli şey oluyor. Birimler oluyor. O yüzden fotoğraf çekmeyi gerçekten önemsesinler ve alacakları cep telefonunda en iyi pikselli fotoğrafı çeken makinaları seçmelerinde fayda var. Şimdi işte toplu konutlarda böyle bir sıkıntı var. Onu ben gidereyim. Şimdi çok burası mesela 18 ya da 20 bin metrekare bir alan ve burada diyorlar ki sulamayı işte şeyle yapacaksın. Manuel çıkartacaksın. Bu sulama başlıklarını biz böyle alanda gezdire gezdire her 40 metrekarede bir sulama rögarı olan yerlerde bunu gezdire gezdire bu çimi çıkartıyoruz. Yani bu da garip bir şey. Yani toplu konutların en büyük handikaplarından birisi. Çünkü biz bunu tamam çok ciddi bir şekilde sulamasını yapıyoruz ama demek ki senin soruna cevabı geliyor şimdi. Biz şimdi bu alanı böyle yapıp teslim ettikten sonra biz okey alıyoruz. Şimdi geçici kabul hikayemiz var. Onu da size anlatacağım. Biz gittikten sonra peyzaj firması alandan çıktıktan sonra abi o alan yavaş 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 şeye gidiyor. Yani bakım olmadığından dolayı çünkü bizim mesleğimizin en büyük zorluğu biz dördüncü boyutumuz var. Yani yaşayan şeylerle biz uğraşıyoruz. Ve bu bir bitki olduğu için ağzı yok, dili yok. Derdini anlatsın. En ufak bir şeyde yaprağını döküyor veya kuruyor, ölüyor. Mesela ben kuruyup ölen ağaçlar olduğu zaman acayip üzülen bir tipim. O yüzden mümkün olduğu kadar minimum zayiatta uygulama yapmaya çalışırım. Ama istesen de istemesen de sonuçta elinde bir hortumla başına koyduğun adamla oranın sulaması yapılıyor ya da iki ya da üç kişiyle. İşte biz çıktıktan sonra da bu bakım işleri tamamıyla duruyor. Durduktan sonra da bahçeler yavaş yavaş şey oluyor. Artık çöküyor diyeyim ya da bahçe kendini bırakıyor yani bakımsız bir yer hale alıyor. Şimdi bununla ilgili toplu konut şöyle bir yöntem aldı. Şimdi eskiden kesin kabule kadar müteahhite baktırıyorlardı ve müteahhite kesin kabule kadar çok puantajda çok fazla para etmediği için de müteahhit çok fazla bakım şeyiyle ilgilenmiyordu. Fakat şimdi bahçeleri bitirir bitirmez site yönetimlerine teslim ediyorlar. Site yönetimleri birazcık daha ciddi bir şekilde bakımlara başladılar. Yani bakım şeyleri büyük büyük atıyorum 400-500 konutlarda özel yönetim firmaları geliyor. Bunların yönetimini alıyor. Tabii eğer su sorunu varsa gene bahçe sıkıntılara giriyor. Yani işte ama bana göre toplu konut bahçeleri yönetimle beraber toplu konutun bulunduğu ilçedeki belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kapsamı
arasına girmesi gerekliliğine inanıyorum. Ama olur mu olmaz mı veya böyle bir şey olabilir mi onu da açıkçası net bilmiyorum. Bu da böyle işte bizim Cizre Biser İnşaat'a yaptığımız toplu konut yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanın bitmiş, geçici kabule hazırlanmış. Yani biz bu resimleri atıyoruz, geçici kabule hazırız diyoruz. Ondan sonra da geçici kabul ekibi geliyor. İşte geçici kabul ekibi geldikten sonra da Mustafa Bey ne oluyor? Size şey veriyorlar, bir geçici kabul eksiği tutanağı tutuyorlar. Bunu şimdi göremiyorsunuz. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Şuradan şimdi buradan mesela bu da Karaman'da yeni fidanın toplu konut inşinde. Şimdi sizin işiniz geçici kabule kadar. Geçici kabul yaptıktan sonra zaten sözleşmelerinizi de hep ona göre yaparsınız. Bizim işimiz geçici kabule kadar bakım. Geçici kabul eksiklikleri tamamlandıktan sonra da biz bahçeyi teslim ederiz. İşte geçici kabul geldikten sonra bir takım eksiklikler yazar. İşte burada gözüktüğü gibi altında da 10 tane imza olur. Burada eksik olan kuruyan ağaçlar yazar. Adetleri yazar. Ondan sonra işte burada neymiş? Süs eriği 5 tane kurumuş. İşte yeşil ladin, melez seldi, mavi aracalık bu şu kadar adetlerde kurumuş ve toplamda bu geçici kabul eksikleridir. Müteahhit bunu bana gönderir. Geçici kabul eksikliklerini bir ay içerisinde veya 10 gün içerisinde tamamla der. Biz eksikliklerimizi tamamlarız, müteahhite teslim ederiz ve bizim işimiz biter. Evet. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 75 dakikayı tamamladık. Şöyle yavaş yavaş toparlayalım diye söylüyorum. Yani TOKİ'ler anladığımız kadarıyla ve içinde de yaşayan birçok meslektaşımız da vardır elbette. Eminim ben meslektaşlarımız orada bir bitkinin bile zarar görmemesi için kendileri ellerine hortum alıp o bitkileri suluyorlardır. Bazen de hiç kimse ilgilenmiyordur, başkasından bekliyordur bunu. Yani sanki bir belediyenin parkı gibi. Başkasından da beklerlerse de işte o güzelim emekler boşa gidebilir aslında. Bence şehirlerin yeşillenmesi anlamında, şehirlerin özellikle de aynen belediye gibi ciddi anlamda açık yeşil alanların, rekreasyon alanlarının oluşması anlamında sizlerin yaptıkları çalışmalar çok değerli. Karşılaştığımız sorunları gördük, süreci anlattınız. Sizin TOKİ'lerle çalışmada en sevdiğiniz yanı nedir? Bu çalışmanın, buralarda çalışmanın en sevdiğiniz yanı nedir? Bir de öğrenci arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza son önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa onları da alarak sonlandıralım istiyorsanız. Yani şimdi en çok sevdiğim tarafı tabii şimdi 15 yılda 160 tane 158 tane TOKİ şantiyesi yapmışız. Bu 158 tane il ilçe yani 158 yere gitmiş bulunmaktayız. Yani mesela bu uygulama olmasa ben demin ki atıyorum Ayvacık, Çanakkale Ayvacık'a nereden gideceğim? O Cizre'ye nasıl gideceğim? Veya işte Sivas Şarkışla'ya acaba gidip görür müydüm? Sultanhanı, ondan sonra Sultanhanı deseler, Sultanhanı'nın işte mesela Afyon Şuhut'un nerede olduğunu bilebilir miydim, görebilir miydim? Yani bizim mesleğin en güzel tarafı acayip yer geziyorsunuz, yer görüyorsunuz, oranın bütün lezzetlerinden faydalanıyorsunuz. Mesela güzel bir şey var. Kırşehir'de gene bir TOKİ yeni fidanın işini yapıyorduk. Sabah 8'de ekiplerle çıktık. Bitki dağıtıyorum. Yanda da böyle küçük köy evleri var. Ya bir tane köy evinde bir yaşlı bir kadıncağız bir şeyler yapıyor. O bu şu. Evladım gelin gelin dedi. Biz de merak ettik ne oldu diye. Gittik baktık kadıncağız yer sofrası kahvaltı hazırlamış. Ya oturduk kahvaltı ettik. Yani öyle keyifli ki yani onu unutamıyorsun işte abi ya. Ondan sonra çay içiyorsun. Oğlu geliyor işte muhabbet ediyorsun. İşte orada merak ediyorlar, size sorular soruyorlar.
Bizi tabii şey zannediyorlar, devletin gönderdiği işte onlara orada hizmet eden kişiler olarak benimsiyorlar. Yani bunlar çok güzel duygular. Yani güzel tarafı birçok Türk yurdumun her yerini görmüş oldum. Biraz Karadeniz'de fazla bir yerlere gitmedim. İşte bu yılda Karadeniz'de Giresun'da 2 tane şantiyem oldu. Bu vesileyle oraları da biraz gezerim diye düşünüyorum. Yani meslektaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımıza diyeceğim, bu mesleği sevin, bu mesleği severek yapın. Yani çünkü gerçekten bir şeyi severek yaptığınız zaman mutlaka o size meyvesini veriyor. Bu doğrultuda olduğunuz zaman, doğru olduğunuz zaman, doğruyu yaptığınız zaman, mesleğinizin savaşını, kavgasını yaptığınız zaman ve bir yani donanımlı olduysanız önünüzde kimse duramıyor sizin. Böylelikle hayata daha keyifli, daha güzel günlerle geçiriyorsunuz Mustafa Beyciğim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün akşam sektörün çok farklı alanlarını da besleyen, bir yandan tasarım, bir yandan projelendirme, bir yandan yapısal derken işte 3 milyon metrekare çim, sadece bir firmanın attığı çim 150 ton dediniz değil mi? 150 ton Evet, 150 çim. doğma. Yani bunlar eğer meslektaşlarımız gerçekten bu konularda kendilerini yetiştirirlerse aslında bu TOKİ'ler onlar için çok önemli bir çalışma fırsatı. Sadece kamusal alanlar, sadece belediyeler ya da sadece tek konut ya da villa bahçelerinden öte TOKİ'ler gerçekten çok önemli bir çalışma alanı. Ve buradaki bitkilerin boylarına baktığımız zaman da yetişmiş bitkiler talep ediliyor gördüğüm kadarıyla. Bunları yetiştiren fidanlıklar, bu fidanlıklarda çalışan peyzaj mimarları diye düşündüğünüz zaman zincirleme aslında çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Önemli. Böyle önemli bir alan. Bence genç arkadaşlarımızın da özellikle de uygulamayı seven, şantiyeyi seven arkadaşlarımızın da sizlerin anlattıklarınızı bugün akşam dinleyenler, dinlemediyse de YouTube üzerinden yeniden dinleyerek umarım çok daha kişiye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ben bugün akşam bize kırmayarak eşlik ettiğiniz için özellikle sektör buluşmalarında sevgili Ahmet Mithat Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Pender Yönetim Kurulu adına ve bütün üniversitelerdeki öğrencilerimiz, öğretim üyeleri adına. Pender'in sektör söyleşileri devam edecek. Her cumartesi 20.30'da, yine her salı akşamı bölümlerimizi tanıyalım programıyla da bölümlerimizin yapmış olduğu çalışmaları görüyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizi takipte kalın diyoruz. Pender'i izlemede kalın. Sağlıcakla kalın. Tekrar çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkes.